Turgay Bey bir söz isteyecek gibi hissettim. Şöyle, ben hem Vedat Bey'in programında Sayın Bakan'ın hem de Ahmet Bey'in bu orijinal tablosuna baktığımızda aslında mukayese etme açısından oldukça iyi veriler ortaya koyuyor ama beklentiyi de çok maksimize ediyor. Bu beklentilerin ne kadar gerçekleştirilebileceği bir soru işareti tabii ki. Profesörler 54 olmuş, doçentler kaç alır sence? Doçentler ona göre 40'a yakın yani, falan alması gerekiyor. Ama realde öyle bir şey yok tabii. Şimdi İnşallah baktığımızda aslında yani Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle birlikte elbette farklı modeller birçok alanda uygulanıyor. Ekonomide de yeni ekonomik yol haritası ortaya koyuldu. Temel beklentileri arasında yani ihracat, büyüme gibi ana parametreler vardı. O arada enflasyonla ilişkin, enflasyonu ortadan kaldırmaya dönük çok önemli adımlar atılamasa da alt orta sınıfların yaşadığı bu kırılganlığı, ekonomik açıdan sıkıntıları giderme anlamında önemli adımlar da atılıyor. Yani asgari ücret, Vedat Bey burada ifade etti, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı ki kümülatif olarak bakıldığında geçen sene yine %100 oranını bulmuştu. Dolara kıyasla en yüksek. Evet, bu sene itibariyle de %55 oranında bir artış kaydedilmiş oldu. Yine Cumhurbaşkanımız açıklama yaparken herhangi bir ihtiyaç durumunda bunun revize edilebileceğinin sinyalini vermişti. Yine yaklaşık 3 hafta önce bu programda ifade etmiştik böyle bir iyileştirmenin söz konusu olabileceğini eğer şartlar değişirse diye. Yine buna paralel olarak Cem Bey ifade etti. Yani bu alt ve orta sınıfın yaşadığı kırılganlıkları giderme anlamında yine benzer adımlar atılıyor. Az önce bahsettik, sosyal konut projesi mesela ciddi bir teveccüh görmüştü. Yine çarşamba günü Sayın Bakan'ın açıklayacağı orta sınıfa yönelik konut projesi de benzer bir teveccühü görecektir. Çünkü orta sınıfta yine az önce bahsedildiği gibi bu faiz oranlarında o teveccühü göstermek için bir sübvansiyona ihtiyaç var. Bakanlık bence bu anlamda orta sınıfın yaşadığı krize de bir çözüm bulacaktır. Yine bu ay içerisinde bekleniyor bence çok önemli bir adım olacak. Kamu bankaları aracılığıyla ki özel bankalarda kendilerini bu anlamda rakam düzeyinde revize edecektir. Yani 0.7 ya %1'in altında bir konut kredisiyle bir parasal genişleme gibi bir enstrümanı kullanacak devlet. Bu da önemli olacaktır. Özellikle konutta. Eğer araç da bunun içerisine dahil edilirse konut ve araç piyasasında da bir canlılık olur. Herkes alabiliyor mu sorusu yine bir soru işareti ama bu orta sınıf düzeyinde bir hareketliliği yaratabilir. Ki sosyal konut zaten alt düzeyde, alt orta sınıflara yönelik sosyal konut. Oradaki gelir anlamında ciddi sorunlar yaşayan insanlara yönelikti. Yine orta sınıf bu anlamda rakamı belli bir düzeyde tutup hane halkı ki açıklayacaktır muhtemelen bakan. Bu gibi belli ölçekleri de gözetip orta sınıfında özellikle büyük şehirlerde yaşayan memurların, özel sektördeki beyaz yakaların bu anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir model ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Ben hem Cumhurbaşkanı'nın hem de ilgili bakanlıkların bu düzlemde özellikle seçimin hemen arifesinde bu enstrümanları sonuna kadar kullanıyor olmasını siyasi açıdan çok gerçekçi buluyorum. Çünkü önümüzde çok önemli bir seçim var. Hem altılı masa hem de Cumhur İttifakı tarafında. Dolayısıyla ekonomik anlamda kırılganlığı daha fazla hisseden toplum kesimlerinin sorunlarını çözmek, onların yaşam standartlarını belli seviyelere getirmek için ciddi adımlar atılıyor. Bunlardan bir tanesi yine geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı özellikle bildiğimiz o piyasayı yönlendiren 4 marketin üst düzey temsilcileriyle görüşmesinde bir karar çıktı. Orada fiyatların en azından sabit tutulmasına yönelik ki bir market buna hemen cevap verdi ve dünyada evvelki gün 1000 temel üründe fiyat sabitlemesine gitti. Bu ay boyunca fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi. Şimdi bu yani özel sektörün de bu işe dahil olması ile birlikte bence seçime doğru özellikle muhalefet market açısından... Market buna nasıl karar verecek? Doğrusu ben çok merak ediyorum. Yani sonuç itibariyle o marketlerde işte Antalya'da şuradan buradan ürünü alıp gelecek. Yani oradaki fiyatı nasıl sabitlemiş olacak? Bir ikincisi hocam, çok basit bir örnek olsun diye söylüyorum. Toz Koparan'da 2020 yılında, yani çok uzun değil, böyle 5-6 yıl önce değil, kentsel dönüşümden dolayı bakanlık bütün ahaliyi topluyor. Diyor ki ya daire alacaksınız ya da o günkü emlak hesaplarına göre 370 TL. 370 bin TL'ye parasını alanlar oldu. 370 bin. Şimdi şu anda o daireler Toz Koparan'da 5 milyon.
Yani çok arttı. Nasıl? Evet, bir yıl ya. Ya 20, 21, 22. 2 yıl içerisinde yani böyle bir uçuk bir şey olabilir mi? Konut fiyatları aşırı. Bir kere Türkiye'de asla, hele İstanbul'da asla bir yapı stok sorunumuz yok. Çokça yapı stoğu var ama ev yok. Konutla ilgili problem evet. Öyle tabii. Çarşamba günü, yani ev bu var. Konuta şuradan tabii, geldik sevgili Zeynep. Çarşamba günü zengin orta sınıfa yönelik yeni bir konut projesi açıklayacak. İktidar nasıl bir ödeme planı olacak bilmiyoruz. Ama önce bir şu emekli ve memur zammı kısmını tamamlayalım. Ya konutla ilgili kısımda evet, konutta ciddi bir balon ve arzdan kaynaklanan bir sıkıntı olduğu için ve bir yatırım aracına dönüştüğü için, normalde aynen, konut yatırım aracı değil, yatırım aracına dönüştüğü için orası şişti. Ama hem alt sınıflara hem de orta sınıflara yönelik devletin bu anlamda ciddi bir portföy ortaya koyması bence yani önemli bir adım. Alamayanlar için taksit imkanıyla çok cüzi fiyatlara ev sahibi olma cazip. Orta sınıfa yönelik pakette de benzer bir eğilim olursa bence çok ciddi bir teveccüh olacaktır. Yine Cumhuriyet tarihinin önemli adımlarından biri olacaktır, unutulmayacak düzeyde. Fiyat sabitleme meselesi zaten marketlerde tartıştığımız şuydu. Yani Yürsel Bey, takdir edersiniz, marketlerin o oligopol mantıkla piyasayı domine etmesi ve olduğundan fazla bir etiketlemeye gitmesi. Böyle bir eleştiri vardı zaten. Oradaki sabitleme elbette iktidar baskısıyla olabilecek bir şey değil. Ama sabitlenebiliyorsa sabitleniyordur. Gibi. Yok, hiç değil. Piyasayı kimse ya düzenleyemez. Orada kendi dinamiği içerisinde diyor. Kapitalist sistem şöyle hiçbir iktidarı... Turgay Bey, şimdi açık ve net de kendi aramızda konuşuyoruz. Siz bir market patronsunuz. Sayın Bakan da sizi gelin bakalım Turgay Bey dedi. Konuştu, dedi ki ya seçime serbest gideceğiz. Enflasyon yüksek. Şu gıda fiyatlarına seçime kadar fazla zam yapmayın. Ne yaparsınız? Ya şöyle, elbette bir baskı hissedersiniz ama orada fayda maliyet analiziyle hayatını idame ettirir. Bütün kapitalist dünya düzeni bu şekilde. Yani Trump mesela en son böyle bir düzene meydan okuyucu hareketler yaptı. Nihai kertide son durumu belli. Seçim yani kaybetti. Kapitalist sisteme kimse çok temelden bir eleştiri getiremez. Belli düzeyde onları sübvanse ederseniz ancak o yolu bir çözüm noktasına götürürsünüz. Son olarak şunu söyleyeyim. Yani devlet dediğim gibi bütün enstrümanları kullanıyor. Yine 3600 ek gösterge, onun üstünde kalanlara artı 600 ek gösterge, yine bu sözleşmelilerin, kamudaki işçilerin kadroya geçirilecek olması. Yani yaklaşık 1-2 ay önce konuştuğumuz özellikle iktidara yönelik, iktidarı devirebilecek en önemli enstrümanlardan biri olan ve muhalefetin sıkça kullandığı ekonomi meselesi bence kısa ve orta vadede etkisini iktidar lehine değiştireceği kanaatindeyim. Onun için altılı masanın bütün temsilcilerinin ekonomi model eleştirileri yerine siyaseten, belki oraya geleceğiz, daha tutarlı, daha önemli bir gelecek vizyonu ortaya koyması Cumhur İttifakı karşısında elini güçlendirecek bir araç olacaktır. Aksi takdirde ekonominin bu muhalefet açısından en önemli muhalif araç olma meselesi gün geçtikçe etkisini yitirebilir. Yitiriyor diyorsunuz. Peki.